Arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün sizi ben, tarihi Roma hamamı var, oraya gezmeye götürüyorum. Yozgat'ın bir ilçesi var, küçük ilçesi, Sarıkaya diye. Orada tarihi hamam var, sizi oraya götüreceğim. Bugün orada gezeceğiz sizlerle beraber. Sarıkaya'ya geldik arkadaşlar. İlçemize zaten 20 kilometre falan yakınız. Ama burada çok güzel termaller var. Bizim ilçemizde de var da oralar çok faaliyetli değil. Buralar çok faaliyetli. Eski Roma hamamı var. Şimdi sizi orada gezdireceğim. Hamamdan dolayı burası daha faaliyetli bizim ilçemize göre. Biraz daha gelişmiş. Dışarıdan çok gelen olduğu için buraya. Butik oteller olsun, normal oteller olsun. Evet, burası da bir otel. Arabamızı park edip şuraya geleceğiz. Buradan giriş yokmuş. Bilal Bey ile dolanıyoruz bakalım. Giriş yerini bulup içine gireceğiz. Bilal Bey, merhaba der misin? Merhabalar. Şuradan şöyle bir göstereyim size. Şöyle yapayım bir arkadaşlar, bakın bura tarihi Roma hamamı. İçine girebilirsek, eğer izin varsa içine girmeyi düşünüyoruz. Bir girelim, yoksa size bu dışarıdan çekim yapacağım böyle. Hava aslında güzel. Oranın sıcak su olması lazım ama yine de buz tutmuş havuzu. Bilal, bakar mısın? Şurası göbek taşı galiba. Şu yuvarlak olan. Şey yaptıkları yer işte. Kese yapılan, kese göbek yapılan taşılan yer. Ama burası havuz ama nasıl bir kese yapılmış? Bu kilitle karşılaştık, geldik buraya kadar. Üstten çekelim, üstten sonra. Sen
Size tanıtacaktım bir buralar ama. Eski Roma hamamı burası. Tarihi 100 yıl daha aşkın hamam. Burası oradan keşfedildi. Böyle çıkarttılar ama maalesef kilit vurmuşlar. Girip göremedik. Böyle arka sokaklarından dolanıp yine ben size öbür taraftan çıkış yapacağız. Farklı yerden götürüyorum. Bir de ön taraftan çekim yapalım size. Böyle sık sık oteller var. Termalleri bahsettiğim gibi çok ünlü olduğu için butik oteller olsun, normal oteller olsun bayağı çok. Aramızdaki nüfus farkı nasıl Bilal Bey? Nasıl? Boğaz yandan diyorum, Sarıkaya'nın nüfusu. Hemen hemen aynı ya. Şurada neymiş lan? Burada hamamın arka taraf, arka giriş. Buradan da giriş varmış. Biz bilmiyorduk ve yeni öğrenmiş olduk. Buradan karşı tarafa geçiş varmış. Evet, otelleri görüyorsunuz. Allı şanlı bayrağımız maşallah. Nasıl dalgalanıyor? Çok güzel. Bilal Bey beni beklemedi, önden yürüyor. Şurada. Bura termal büyük otel. Hem otel hem içinde havuzları olan. Burada günlük kalıyorlar. Normal havuzlara girip çıkmak için, işte şifa için gelenler. Ön tarafta. Burası ana hamam. Hamamın olduğu bölge. Bu gördüğünüz buralarda hamamlara giriliyor. İçeriye de girelim. Bilal Bey, bu önden de çekelim burasını, görsün arkadaşlarımız. Ben şey, bu aşağı burası, yol, şey değil burası, çıkışı değil burası. Bizim girdiğimiz yer bu. Evet, oraya geldik yine. Arabamızı park ettiğimiz yere geldik. Şimdi içeriye girince otelde çekeyim ben size. Bu karşıdaki gördüğünüz yerlerde tüm otel. Otele giriş yapıyoruz. Kafeleri falan, her şeyleri var burada. Herkes rahat edebiliyor. Biraz şöyle uzaktan çekeyim, arkadaşlarım görsün bile. Demin bahsettiğim oteli, hamamın, buradaki hamama ait olan otel, öbür taraflarda şahsi oteller oluyor. Yaz sezonunda tabi buralar daha başka canlı, hareketli oluyor, çok yoğun oluyor. Buralarda gelecek yer bulamıyorsunuz yani, arabalarınız dışarı bile park ediliyor. Evet, bahsettiğim otel. Şimdi arkadaşlar, buradan size artık çekimleri şöyle göstereyim. Buradan da çekelim. Akşamda ışıklandırması var.
çok güzel oluyor ışıklandırmasıyla falan, daha farklı gözüküyor. Benim kolum yetişmiyor arkadaşlar bu tel seviyesine. Telin seviyesi biraz yüksek. İnsanlar girmesin diye yapmışlar ki zarar görmesin hiçbir yer diye. Aynen oda oda ayırmışlar. Demin gösterdiğim ön tarafta olan havuzlu yerin burası da arka tarafı. Önde havuzu varmış. İnşallah güzel izlersiniz arkadaşlar. Sizin için özel çekim yapıyorum ama maalesef giremedik. Kapatmışlar. Kış sezonu olduğu için herhalde, bilmiyorum. Yazına çıktı buralar. Sit alan altına aldılar. Çünkü çok önemli bir yermiş burası. Şöyle biraz uzaklaşayım. Uzaktan belki daha güzel görürsünüz. Bahsettiğim havuza dökülen suyun borusunu görüyor musunuz? Şurada tam arkadaşlar, tam şurada. Daha da genişletileceği söyleniyor. Çünkü bayağı büyük bir havanmış. Şimdilik bu kadar açabildiler. Çünkü sağında solunda bayağı bir işletmeler var. O yüzden. Burası da bahsettiğim oteller var. Hemen yanında olan oteller. Ama tabi bahsettiğim gibi bayağı oteller var buralarda. Şimdi arabaya geçmiş, üşümüş. Ama hava güzel. Ezan okunuyor, konuşmak istemiyorum arkadaşlar.
Allah'ım yardım et. Allah'ım.